Yani şöyle baktığımız zaman ilk devrede 40 puan, ikinci sıradayız. Çok kıymetli rakibimiz Sakaryaspor'la beraber güzel bir mücadele yaptık. Bana sorarsanız başarılı bir şekilde bitirdik ilk devreyi. İyi durumdayız. İkinci yarıda inşallah bu emeklerimizi taçlandırmak istiyoruz şampiyonlukla. Yani ben çok hedefli konuşmayı sevmem ama hedefsiz yaşayamam. Onu beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Biz sezona başlarken çok iddialı kelimeler kullanmadık ama mutlak surette iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Daha genç, daha dinamik bir kadro kurduk. Ama zaten biz hedef bekliyorduk. Ben bunu çok fazla dekretmeyi sevmem. Çok etrafta düşman toplamaya gerek yok. Ama sonuçta ben ilk 5'te playoff'ta olacağımızı zaten düşünüyordum. 2'de bitirdik. Zaten bizim kadromuz kaliteli bir kadro. İyi oyuncularımız var. Bu anlamda ben beklentilerimizi karşıladı diyebilirim ilk devreyi. Ama tabii buraya geldikten sonra burada bırakmamak lazım. Bundan sonra da takımı şampiyona taşımak lazım. Bu playofflarda 2 yıldır kaybediyoruz. Bu işin doğrusu playofflara kalmadan şampiyon olmak lazım. Tabii karşımızda 6-7 tane çok iddialı, aynı hedefe koşan takımlar var. Kolay değil. Biz sonuna kadar zorlayacağız. Nasip artık bundan sonrası. O büyük proje, bu büyük projemiz. Biz bu projeyi belki de bir 6 aydır takip ediyoruz, yürütüyoruz. Çok zor bir süreci oldu. Tabii öncelikle bunu sonlandırana kadar hiç kimseye bir şey söylemedik. Çünkü çok zor bir süreçti. Çünkü 1961 Trabzon bir faaliyeti devam ediyordu. Bu süreci sağ olsun Trabzonspor Kulübü bize bu anlamda çok destek verdi. İsmin yaşatılması anlamında çok destek verdi. Kulübü ilk 61'e isim veren Serkan Kılıç kardeşimiz bize çok destek verdi. Trabzonspor boyutunda da Trabzonspor Kulüp Genel Müdürü Sayın Sinan Zengin'e ayrıca bir parantez açmamız lazım. Burada çok önemli bir süreci o yönetti ve sağ olsun çok başarılı bir şekilde götürdü. Çünkü o kulüp devam ederken BDDK ile ilişkileri vardı, bankalarla ilişkileri vardı, birçok ilişkileri vardı. Hepsini böyle tereyağından kıl çeker gibi halletti Sinan Bey sağ olsun. Burada en çok emek onundur diye düşünüyorum ben. En sonunda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu onay verdi. O da bir zor bir süreçti. Orada Nihat Özdemir başkanımız gerçekten bize o anında kendi o toplantıda destek verdi. Gerçekten zor bir süreci biz çok iyi bir şekilde halletmiş olduk. Amaç burada şu. Ben 61 Trabzon'un Türk futbolu yaptıkları ortada. Herkesin çok kabul gördüğü bir isim, kabul gördüğü bir misyon var 1961 Trabzon'un. Biz Hekimoğlu ismiyle devam etmek istemedik. Çünkü bu bizim firma ismimiz. Biz bunu daha çok sponsor ismi olarak kullandık ama takım sanki Hekimoğlu'nun takımı gibi oldu. Biz bunu istemiyoruz. Biz Trabzon'da Trabzon'un ikinci takımı olması istiyoruz bu takımın. Bu da bizim özel ismimiz olma ihtimali yoktu. Bundan sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Zaten ilan ettiğimizden itibaren inanılmaz bir teveccüh, inanılmaz bir destek geldi kulübümüz ismine, kulübümüze. Bundan sonra hem taraftar anlamında, yönetici anlamında, her anlamda kulübümüzün daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşünün gibi pilot maçı yapıyorsunuz. İşte Hekimoğlu gitmek başka, Trabzon'a gitmek başkadır her zaman için. Daha güçlü olursunuz. Ben inanıyorum bundan sonra bizim kulübümüzün yönetim yapısında çok büyük değişimler olacaktır. Çok daha güçlü isimler kulübümüze yönetici yapmaya devam başlayacaktır. Her yönüyle hem Trabzon kazanacak hem kulübümüz kazanacak diye düşünüyorum. Hayırlı olun inşallah. Yani orayı çözemiyoruz kolay kolay. Tabii bu sene Trabzonspor'un çok büyük bir şampiyonluk mücadelesi var ve oraya büyük bir kitleme var. Hepimizde, biz de büyük bir şevkle, büyük bir heyecanla Trabzonspor'un şampiyonunu bekliyoruz. Bizim çocuklarımızla beraber, torunlarımızla beraber inşallah bize bir şampiyonu kutlayacağız diye düşünüyorum. Taraftar oraya çok konsantre olduğu için oradan bize zaman ayıramıyoruz. Mesela bu hafta Başakşehir maçı vardı. İnanılmaz bir izdiham. Yani sağ 100 bin olsa dolacaktı neredeyse. Ertesi gün tabii taraftar yoruldu. Hava güzel oluyor, yaylaya gidiyor. Derken biz ikinci plandayız. Bunlar normaldir. Takdir ediyorum, kabul ediyorum. Ama biz daha çok destek istiyoruz. Şu an çok şirin, çok güzel bir stadımız var. Takımımız şampiyonluğa gidiyor. Artık 1461 Trabzon bu şehrin destek eden bir takımı. Biz de çok emek veriyoruz. İkinci yarıda biz de burada bazı gösterikler katarak orayı daha heyecanlı hale getirmek istiyoruz. İyi bir takım kuracağız. İkinci yarıda takviyelerimiz olacak. Bütün Trabzon'u, bütün spor severleri bizim maçlara bekliyoruz. Tabii bugün hem yönetici arkadaşlar hem teknik direktörümüzle beraber 3-4 saatte toplantı halindeydik. Şimdi bugün biliyoruz takım izne ayrıldı. İkisine başlayacağız, iş baş yapacağız tekrar. Yapıyoruz planlama ama arada transfer yapmak çok zor ve biz hep iyi oyuncu almak istiyoruz.
Yani artık takıma direkt katkı yapacak oyuncu almak istiyoruz. Bunlar da çok zor. Bunlar da alacağın takım iyi oyuncu olmuş oluyor bu durumda. Zor bir süreç çalışıyoruz. Bakalım sonunda ne olacak. Ama eminim yani bu takım ikinci daha güçlü olacak.